Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Grove City Üniversitesi psikoloji profesörü olan Warren Throckmorton, ibadethanelerin halka açık hizmet vermesi nedeniyle Georgia'da koronavirüs vakalarında artış olduğunu fark etti. Georgia yasalarına göre kiliselerde COVID-19 nedeniyle hastalık veya ölüm olması dahilinde devlet herhangi bir sorumluluk almıyor. Grove City Üniversitesi psikoloji profesörü olan Warren Throckmorton, ibadethanelerin halka açık hizmet vermesi nedeniyle Georgia'da pozitif vakalarında artış olduğunu fark etti. ABD'deki kiliselerde COVID-19'un yayılmasını izleyen Throckmorton, Georgia Halk Sağlığı Departmanı'ndan son zamanlarda kiliseyle ilgili salgınlar konusundaki fikirlerini istedi. Kamu bilgilendirme temsilcisi Nancy Needham, Throckmorton'a 18 Ağustos itibariyle rapor edilen 49 COVID-19 kilise ibadethane salgını soruşturması olduğunu söyledi. Soruşturmalar ışığında Needham, rapor edilen 517 vakanın yanı sıra 91 hastaneye yatış ve 15 ölüm olduğunu belirtti. Georgia Halk Sağlığı Departmanı tarafından hazırlanan bir raporda, 6 Ağustos-12 Ağustos tarihleri arasında Georgia'da meydana gelen 110 salgında 8 kilisenin salgınların meydana geldiği yerler arasında olduğu ortaya çıktı. Raporda, bu salgınlar insanların fiziksel olarak bir araya geldiği ve sosyal mesafe kontrolünün ihmal edildiği ortamlarda meydana geliyor diye yazıldı. Throckmorton, kiliselerdeki salgınların Georgia merkezli vakaların küçük bir kısmı olduğunu söylerken, yeni vakaların hızlanıyor olabileceği konusunda uyardı. Kiliseler şahsen bir araya geldikçe salgınlar arttı. Toplam sayıların düşük olması, kilisedeki güvenlikten kaynaklanmayabilir. Çünkü yakın zamana kadar birçok kilise çevrimiçi olarak bir araya geliyordu, dedi. 5 Ağustos'ta Georgia valisi Brian Kemp, kiliseleri ve işletmeleri ölüm dahil COVID-19 ile ilgili yükümlülüklerden koruyan Georgia COVID-19 Pandemi İş Güvenliği Yasası'nı imzaladı. Yasa şu şekilde: uyarı, Georgia yasalarına göre herhangi bir yaralanma veya ölüm, COVID-19 nedeniyle olan risklerden kaynaklanıyorsa, devlet bu binalara giren bir kişinin yaralanması veya ölümünden sorumlu değildir. Bu binalara girerek bu riski üstleniyorsunuz.